Geçen sene Cumhurbaşkanlığı Yüksek Sanat Ödülünü alan Hüseyin Kutlu hocamız bizim gibi bunu bir dert edindi ve biz Osmanlı kağıdını yapacağız. Geleneksel kağıdımızı kullanacağız bundan sonra dedik ve yaklaşık bir yıl, tam bir yıl oldu. Geçen sene başlamıştık yılbaşına doğru. Bir yıl yüzlerce denemeyle tekrar Osmanlı kağıdı üretildi ve şu anda Osmanlı'nın klasik dönem, o en güzel yılları, o muhteşem yılları dediğimiz yıllarda üretilen çalışmalara benzer mükemmel ötesi bir çalışma. Hatta şu anda birçok çevre tarafından dünyanın en önemli, en güzel kitaplarından biri olacağı söylenen bir Kur'an-ı Kerim, bir mushaf çalışması var. Özelliği çok yüksek bir mushaf çalışması. Hattat Hüseyin Kutlu tarafından yazdırılan bu Kur'an-ı Kerim'in kağıtlarını geliştirdik hep beraber. Dediğim gibi yüzlerce deneme yapıldı. Cildinden tutun dikişlerine, kullanılan mürekkebin is mürekkebi olma şartına kadar tamamıyla muhteşem, doğal, tamamen Osmanlı, tamamen doğal bir kitap çalışması olacak bu. Elde yazılacak, tesipleri elde yapılacak. Bir de bazı sürprizleri kitabın galasına bırakıyoruz. Ancak kitabın kağıdının özellikleriyle ilgili birkaç kelime edelim. Kitabın kağıdında Medine'den gelen güller, Mekke'den gelen hurma dalları, Ahmet Yesevi Türbesi'nden getirilen ağaç dalları, Murat Hüdevendigar'ın şehit düştüğü yerden getirilen otlar kullanıldı. Yine Şah-ı Nakşibendi Efendi Hazretleri'nin kabinden getirilen otlar kullanıldı. Kerbela toprağı kullanıldı bunun içerisinde. 21 tane bu şekilde. Anadolu'dan da tabii kullandığımız yerler var. Örneğin Eyüp Sultan'dan dallar getirildi. Pamuğumuz, ketenimiz konuldu bunun içine. Ve yine Erzurum'da Alvarlı Efe Hazretleri'nin kabrinden getirilen bitkiler kullanıldı. Yine Kudüs'ten Mescid-i Aksa'dan zeytinler getirildi, zeytin dalları getirildi. Böyle bir kitap çalışması oldu. Çok uzun zamandır bu kadar tamamının elle yapıldığı bir proje yoktu. Yani ya cildi farklı oluyordu, ya mürekkepleri farklı oluyordu, ya işte kağıtları zaten bugüne kadar gelen kağıtların hiçbiri Türk kağıdı değildi. Şu anda kutsal mekanlardan, biraz önce yukarıda söylediğimiz Eyüp Sultan'dan, yine Ahmet Yesevi Türbesi gibi yerlerden getirdiğimiz şeyleri nasıl dövdüğümüzü görüyorsunuz. Böyle dibeklere koyuyoruz. Belli bir kaynatmadan sonra artık tamamen kol kuvvetiyle bu şekilde dövmesini gerçekleştiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz hamuru Nil Nehri'nden gelen suyla da hazırlayıp sayfa haline getiriyoruz. Bu sayfa kurutulduktan sonra ahar ve mühre işlemi görmesi gerekiyor el yazması yapılabilmesi için. O kitap oldukça büyük ve ağır bir kitap olacak. Yaklaşık 14-14,5 kilo ağırlığında bir kitap olacak. Bütün bu işlemleri geçirdikten sonra
kağıdımız bu ve bu kağıdın üzerine bu işlem yapılacak ve dünyanın en değerli kitabının kağıdı.